Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, 29 Eylül'de bir Dolunay var, bir Koç Dolunayı. Dolunaylar neydi? Önce bunu hatırlayalım. Dolunaylar tamamlanmalar demekti. Yani bitmesi gereken, tamamlanması gereken ve hayatımızdan artık çıkması gereken her şeyi gösteren zamanlar. Dolunaylarla ilgili tek tavsiyem şu olur, çok dürtüsel davranacağımız zamanlar olur. Kararları yine verin ama adım atmadan önce biraz daha mantık çerçevesinde kendinizi çekmeye çalışın. Gökyüzü o günlerde Mars-Venüs açısıyla tatlı bir enerji verecek ama Uranüs karesi de var devrede. Hemen olan şeylere İnanmayın, birazcık zamanın geçmesini bekleyin derim ben. Bu anlamda yanıltıcı etkisi olabilir. Öyle büyük büyük olan şeylerin arkasından bir şeyler çıkabilir. Bu anlamda birazcık daha dikkatli olun. Merkür üçgeni ise diyecek ki çok daha güzel fikirler, çok daha farklı fikirler bulabilirsin. Hadi burçlara ve yükselen burçlara etkisinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, bu dolunay birinci evinize gerçekleşecek. Yani hayatınızın tamamına yansıyan ne fazlalık var, ne artık bitmeli, ne artık sonlanmalı, bunların karar verme zamanları gibi düşünebilirsiniz. Biraz temizlik zamanı yani. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, 12. evinize gerçekleşecek bu dolunay. Birazcık yorgun, birazcık bitkin hissedebilirsiniz. Biraz kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Bırakın ruhunuz biraz dinlensin. Bu anlamda meditasyon yapmak, suyla ilgilenmek, ayağınızı toprağa basmak size destek olacaktır. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu dolunay sizin sosyal statü anlamında bazı kararlar vermeniz gerektiğini gösteriyor. Yani çevrenizdeki insanlar, geniş insan çevresinden bahsediyorum. Belki topluluklar, dernekler, organizasyonlarla ilgili artık tamamlanma zamanı. Belki çevrenizi tamamen değiştireceksiniz. Belki hayallerinizle ilgili biraz şunu şöyle yapayım, biraz farklı yapayım diyeceksiniz. Biraz farkındalık geliştireceksiniz diye düşünebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, kariyer eviniz olacak bu dolunay. Yani kariyerle ilgili karar zamanı. Tamam mı, devam mı? Bu iş olabilir, bir proje olabilir, bir karar aşamasında olabilirsiniz. Yeni bir iş için mevcut işi bırakmak da olabilir. Sadece dürtüsel davranmayın. Mantığınızla hareket edin, çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. İş arayanlar da yine bu dönem işsizliği bitiren bir dolunay olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, akademik anlamda, yurt dışı ile işler anlamında çok farklı sonuçlar alabileceğiniz bir dönem. Bu dönem bu tür işleriniz varsa emeklerinizin karşılığını alacağınızı söyleyebilirim. Yine seyahat planlarınız varsa bu dönem uygulayabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, yatırımlarınızın sonuçlarını aldığınız zamanlar, davalarınız varsa, yatırımlarınız varsa, sigortayla vergiyle ilgili işleriniz varsa bu dönem sonuçlarını alabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, ilişkilerde karar zamanı, uzun süreli ilişkiler, evlilik ilişkisi, bununla ilgili karar zamanı. Belki tamam mı, devam mı diyeceksiniz. Devam da olabilir, tamam da olabilir. Bu tamamen sizin kendi kişisel haritanızla ilgili bir şeydir ama kararınızı veriyorsunuz gibi görünüyor. Yalnız olanlar için de yalnızlığı bitiren bir dolunay olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu dolunayla beraber hayatınızda, rutinlerinizde fazlalıkları çıkarma zamanı gibi düşünebilirsiniz. Günlük iş hayatınızda, günlük hayatınızda sizi yoran, anlamlı gelmeyen şeyleri hayatınızdan çıkarma kararı verebilirsiniz. İşle ilgili de sonuçlar alabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işler varsa da bu dönem önünüze düşecek diye söyleyebiliriz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, aşk evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Aşkla flörtleriniz varsa artık karar zamanı, tamam mı, devam mı? Yalnız olanlar için yalnızlığı bitiren dolunay olabilir. Çocukları olanlar için bu dönem onlarla ilgili önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, hanenizin içinde gerçekleşecek bu dolunay. Evinizle, ailenizle ilgili vermeniz gereken kararlar zamanı. Belki aileyle ilgili bir sorunu çözmek, belki evle ilgili bir sorunu çözmek, yatırım yapmak, gayrimenkul yatırımı yapmak yine bu dönem söz konusu olabilir. Fırsatlara açık olun derim ben. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu dolunayla beraber arkadaşlıklar, belki kardeşlerinizle ilişkileriniz, belki yakın çevrenizle ilişkilerinizle ilgili karar verme zamanı. Birileri hayatınızdan çıkabilir, birileriyle devam edebilirsiniz ama biraz gözden geçireceğiniz bir dönem. Araba alım satımı yapmak istiyorsanız bu dönemi kullanabilirsiniz. Eğitimle ilgili sonuçları alacağınız dönemde yine bu dönem olabilir. Sevgili balıklar, para evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Parayla ilgili karar verme zamanı. Belki gelirlerinizi bir daha gözden geçireceksiniz. Belki zamanınızı çok alan ama çok da gelir elde edemediğiniz işleri hayatınızdan çıkarmaya karar vereceksiniz. Belki yeni bir iş için görüşmeye gidip para konuşacaksınız. Doğal olarak da gündeminiz para olacak. Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, bu dolunayın herkese güzel sonuçlar getirmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.